Evet arkadaşlar buraya gelmiştik en son. En son buraya gelmiştik. Büyüme ve gelişme sayfa 23'teyiz. Buraya kadarki ödevlerimizi bir konuşalım. Herkes ne yapıyor? Palm'e çözüm yazıyoruz. Yazdık. dijital.palmeyayinevi.com'a giriyoruz. Buradan video çözümlere giriyoruz. Buradan üniversite hazırlığa giriyoruz. Buradan biyolojiye giriyoruz. Biyoloji TYT, AYT, A kitabına giriyoruz. Canlıların ortak özellikleri. İlk konumuz. Buradan mesela birinci soruyu birlikte yapalım. Evet, bu soruya bir cevap alalım şimdi arkadaşlar. Büyüteyim şöyle size. Evet. Bu soruya bir cevap istiyorum. Aşağıdaki grafikte. Evet, Alperen C dedi. Başka? Hocam bakıyorum. Son şey. Evet hocam C. Yalnız 3. Evet, güzel. Birlikte cevaplayalım. Size yol göstermek için. Uzun süre aç kalan bir bireyin vücudunda depoladığı 3 farklı besin miktarının zamana bağlı değişimi verilmiştir. Bu grafiğe göre uzun süre aç kalan bir bireyde yorumlarından hangileri yapılabilir? Şimdi grafiğimizin ne anlattığına bakalım. Grafiğimizin x ekseni açlık haftalarını veriyor. Y ekseninde ise depolanmış vücut enerji rezervinin kilogram cinsinden değeri verilmiş. 3 farklı besin. Neymiş bu besinler? Karbonhidrat, yağ ve proteinmiş. Şimdi bunlara göre. 1. Karbonhidrat depoları birinci hafta sonunda tükenir demiş. Şimdi birinci haftanın sonu şurasıdır. Ama grafikte görüldüğü gibi karbonhidrat depoları birinci haftanın sonunda değil de başında tükenmiş. O yüzden birinci ifademiz yanlış bir ifadedir. 2. Protein depoları ikinci haftadan sonra kullanılmaya başlanır. Şimdi ikinci hafta ve proteini bulduk. Yani şu nokta. Şimdi gördüğümüz gibi ikinci haftadan önce de protein depolarında bir azalma meydana gelmiş. O zaman protein depoları ikinci haftadan sonra kullanılmaya başlanır ifadesi yanlış bir ifadedir. 3. Yağ depoları protein depolarından daha hızlı azalır. Şimdi bakın bunların başlangıç kilogramları hemen hemen aynı. Proteinler şöyle azalırken yağlar böyle azalmış. O zaman bu ifade nasıl bir ifade? Doğru bir ifadedir. Cevabımız yalnız 3 yani C seçeneğidir. Evet. Ceyhan diyenler kazandı. Var mı bir pürüz arkadaşlar bu soruda? Yok hocam. Yok. Ayşe bir de sen anlat bu soruyu. Hocam ben tam olarak anlayamadım. Anlayamadın mı? Baştan alalım o zaman.
Aşağıdaki grafikte uzun süre aç kalan bir bireyin vücudunda depoladığı 3 farklı besin miktarının zamana bağlı değişimi verilmiştir. Bu grafiğe göre uzun süre aç kalan bir bireyde yorumlarından hangileri yapılabilir? Şimdi grafiğimizin ne anlattığına bakalım. Grafiğimizin x ekseni açlık haftalarını veriyor. Y ekseninde ise depolanmış vücut enerji rezervinin kilogram cinsinden değeri verilmiş. 3 farklı besin. Neymiş bu besinler? Karbonhidrat, yağ ve proteinmiş. Şimdi bunlara göre 1. Karbonhidrat depoları birinci hafta sonunda tükenir demiş. Şimdi birinci haftanın sonu şurasıdır. Ama grafikte görüldüğü gibi karbonhidrat depoları birinci haftanın sonunda değil de başında tükenmiş. O yüzden birinci ifademiz yanlış bir ifadedir. 2. Protein depoları ikinci haftadan sonra kullanılmaya başlanır. Şimdi ikinci hafta ve proteini bulduk. Yani şu nokta. Şimdi gördüğümüz gibi ikinci haftadan önce de protein depolarında bir azalma meydana gelmiş. O zaman protein depoları ikinci haftadan sonra kullanılmaya başlanır ifadesi yanlış bir ifadedir. 3. Yağ depoları protein depolarından daha hızlı azalır. Şimdi bakın bunların başlangıç kilogramları hemen hemen aynı. Proteinler şöyle azalırken yağlar böyle azalmış. O zaman bu ifade nasıl bir ifade? Doğru bir ifadedir. Cevabımız yalnız 3, yani C seçeneğidir. Evet. Ayşe, anlaşıldı mı? Evet. Bir de senden dinleyelim. Hocam anlatmasam ben, yani anlatamam. Ya önemli değil Ayşe. Aramızda biz arkadaşız, yani öyle bir... Olsa anlatamam ben. Yani anlatamayabilirim. O yüzden. Ama anladın değil mi? Evet. Anladım. Tamam. Peki. Yani böyle çekinmeye gerek yok canım. Sen yarın mühendis olduğun zaman, doktor olduğun zaman konuşmayacak mısın insanlarla? Anlatacaksın değil mi? Yani alışmalıyız bunlara. Biz arkadaşız, aileyiz, yani beraber konuşuyoruz. Burada çok da bir biyoloji bilgisi yok değil mi burada? Grafiği ne yapıyoruz? Konuşturuyoruz. Evet, Volkan sen anlatsan bunu. Olur hocam, anlattığım kadarıyla anlatayım. Ya, anladım aynen. Evet. Birinci şeyde diyor ki depoları birinci hafta sonunda tükenir diyor. Zaten birinci hafta olmadan en başta tükenmiş. O yüzden yanlış. İkincisinde depoları ikinci hafta sonunda kullanılmaya başlandı diyor. Daha öncesinden başlamış. O yüzden o da yanlış. Yağ depoları protein depolarından daha hızlı azalır. Grafikte daha hızlı azaldığı için sadece 3 doğru. Bu kadar. Gördüğünüz gibi basit, yani biyoloji gördüğünüz gibi okuyacağız yapacağız. Okuyacağız yapacağız. Ama bir tekniği var. Yani biyoloji hiçbir şey bilmeyenin net çıkarabileceği en kolay ders o açıdan. Yani biyoloji için böyle bir tanım yapıyoruz bakın. Diğer dersleri hiç bilmese bir öğrenci, hiç bilmese biyolojiden bir sıkı tutsa işi rahat bir çalışmayla, öyle aşırı şekilde sıkmaya da gerek yok, çok yüksek bir net yapabilir. Bakarsın full bile yapabilir. Yani biyoloji buna çok müsait bir ders. Ödevlerimizi sıkı yapalım yalnız. Bugün ödevleri biraz gevşek bakacağım ama bundan sonra daha sıkı bakacağız. Ödev kontrolüne evinize bile gelebilirim yani. Bir kahvenizi içeriz. Ödevleri de yapamadığınız yerleri birlikte yaparız. Şeyde düşünüyorum. Bunu geçelim mi arkadaşlar? Var mı bir pürüz burada? Yok. Bir tane daha yapalım mı? Yapalım hocam. Hadi bir tane daha yapalım. Hadi bakalım, buna da bir cevap istiyoruz. Büyütelim. Yani bu kitabı almanız şart değil. Buradan yapabilirsiniz ama cep telefonunda da çıkıyor, burada da çıkıyor. İnternette de çıkıyor. Herhalde herkes bu bilgiye ulaşabiliyor. Ama kitabı alıp da üzerine yazmak, çizmek isterseniz tabii ki serbestsiniz. Evet, buna da cevap istiyorum arkadaşlar. Hocam ben buldum. Söyle. Adana. Adana diyorsun. Başka?
Evet hocam, Adana. Yalnız 3. Evet. İki tane cevap geldi. Evet, sen ne dedin Alperen? A dedin. Deniz sen ne demiştin? Ben mi? Evet. Ben bir şey demedim şu an. Aşağıda 3 farklı ortama konulan al yuvar hücresinde meydana gelen değişimler gösterilmiştir. Şemaya göre al yuvar hücreleri ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi şemaya baktığımız zaman birinci şemada hipotenik ortama konulan hücrenin su aldığını ve patladığını gözlemliyoruz. İstonik ortama konulan hücrenin al yuvar hücresinin bir birim su alırken bir birim su verdiğini, yani net su miktarının değişmediğini gözlemliyoruz. Hipertonik çözeltiye konulan hücrenin ise su kaybettiğini ve büzüldüğünü gözlemliyoruz. Buna göre 1. İzotonik ortamla su alışverişi yapmazlar. Bu ifade yanlıştır. Çünkü istonik ortamla su alışverişi yapar. Sadece alınan ve verilen su miktarı eşit olduğundan net su miktarında bir değişim meydana gelmez. 2. Hipertonik ortamda hacimleri ne olur? Artar. Hipertonik ortam burası, bakın. Burada su kaybettiğinde hacmi artmıyor. Ne oluyor? Azalıyor. O zaman bu ifade yine yanlış bir ifadedir. 3. Hipotenik ortamda su alarak patlar. Hipotenik ortama koyduğumuz zaman su alıyor ve patlamalar meydana geliyor. O zaman bu doğru bir ifadedir. Bize doğru sorulduğu için doğru cevabımız yalnız 3, yani A seçeneğidir. Evet. Deniz, bir de senden dinleyelim bunu. Birinde hipotonik çözeltide su alarak patlıyor. İzotonik çözeltide hem su alıyor bir de su veriyor hocam. Hipertonik çözeltide de su vererek büz düşüyor. Büzülüyor işte. Birinci şık diyor ki izotonik ortamda su alışveriş yapamazlar. Yanlış, yapıyor. İkinci, hipertonik ortamda hacimleri artar. Su verdiği için hacmi artamaz. O yüzden iki de yanlış. Üçüncü hipotonik ortamda su alarak patlar diyor. O da doğru. Yalnız üç. Bu kadar. Anlamayan var mı arkadaşlar bu soruyu? Geçebiliriz değil mi? O Tamam. zaman bu kitabı size emanet ediyoruz. Geldiğimiz yere kadar ne yapacaksınız? Bitireceksiniz. Yani konu anlatımını ders kitabımızdan yapıyoruz. Okuldan verilen kitaptan da takip edebilirsiniz. O da güzel bir kitap. Biz biraz daha zor bir kitabı seçtik. Her şeyi tek tek inceleyerek gidiyoruz, bitirerek gidiyoruz. Yani atladığımız bir bilgi yok. Gördüğünüz gibi biyoloji, iki sorudan gördüğünüz gibi çok bir şey bilmeden soru sana aslında kopya veriyor, değil mi? Yani Yorum hipotonik, sorusu. yorum sorusu. Hipotonik bilmeden, izotonik ne bilmeden, hipertonik ne bilmeden soru yapıyorsun, değil mi? Yani kendi kendini ne yapıyor soru? Anlatıyor. Yeter ki senin biyoloji kültürün olsun. Anladınız mı? Biyoloji kültürüyle çok iyi bir nete doğru gidebiliriz. Biraz da kelimeleri, kavramları kavradık mı? O zaman çok daha yüksek bir nete kavuşabiliriz. Biyoloji bu açıdan süper bir fırsattır. Ama çalışma tekniğini bilmeyenler için biyoloji çalış 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 günlerce aylarca sonuçta birkaç netten ileri gidemez. Yani biyolojinin böyle bir kıl bir tarafı vardır. Yani nasıl çalışacağını bilmezsen o zaman aylarca, yıllarca çalış, çok ciddi bir net yapamazsın. Böyle çok öğrencilerin hatıralarını biliyorum. Ama biz ne yapacağız? Çok yüksek bir net yapacağız. Sadece derslerimizi yapalım, kaçırmayalım ve ödevlerimizi yapmak için gayret edelim. Takıldığınız zaman beni arayın. Deyin ki takıldım, ne yapayım? Ben size en kısa yolu göstereceğim. Bunu da Tamam. geçiyoruz arkadaşlar. Oldu mu? Şimdi geçiyoruz. Kitabımızdan devam ediyoruz. Evet, burada arkadaşlar büyüme ve gelişmede kalmıştık. Biz hepimiz bir bebek olarak dünyaya geldik, değil mi? Annemizden doğduğumuzda hepimiz, değil mi? Bir istisna var mı? Yok. Hepimiz büyüme ve gelişme süreci yaşıyoruz. Tek hücreli canlılarda büyüme
hücre hacmi ve kütlesinin artmasıyla gerçekleşen bir olaydır. Küçücük bir bebek ne oluyor? Şimdi ben bir küçücük bir bebektim annemden doğduğumda ama şimdi 90 kiloya geldim. Yani hacmim ne yapmış? Artmış. Kütlem ne yapmış? Artmış. Değil mi? Çok hücreli canlılarda büyüme, hücre bölünmeleri sayesinde hücreler bölünüyor. Canlıya yeni hücrelerin eklenmesi ve var olan hücrelerin büyümesiyle gerçekleşir. Bunları da görsel 32'de göreceğiz. Bakın, büyüyen ve gelişen bir bitki ve çocuklar, yani biz. Burada arkadaşlar, gelişme canlılardaki doku ve organların görevlerini yerine getirebilecek olgunluğa erişmesidir. Neymiş gelişme? Gelişmenin tanımı nedir burada? Canlılardaki doku ve organların görevlerini yerine getirebilecek olgunluğa ulaşmasıdır. Yani mesela elmayı ne zaman yiyorsun? Olgunluğa erişince. Efendim şeftaliyi ne zaman yiyorsun? Olgunluğa erişince. Yani gelişme bizde de gelişme ne yapıyor? Beyin gelişimi, gözümüzün gelişimi, kalbimizin gelişimi değil mi? Bunlar görevini yapma olgunluğuna erişmesi. İnsanın boyunun uzaması büyümeye, parmak kaslarının kalemi tutup düzgün yazabilecek düzeye gelmesi ise diğer bir gelişmeye örnek. Canlıların yapısında bulunan temel bileşikler. Yani Volkan'ı, Kaan'ı, Anıl'ı, Ayşe'yi, seni, beni, hepimizi oluşturan temel bileşikler nelerdir? Bunlara geliyoruz şimdi. Canlıların yapısını oluşturan temel bileşikler moleküllerden, moleküller ise elementlerden. Periyodik cetveldeki elementleri gördük ya. Elementler ise neyden meydana geliyor? Atomlardan meydana geliyor. Atom bir elementin özelliğini taşıyan en küçük birimdir. Element ise benzer özellik gösteren atomların bir araya gelerek oluşturduğu madde topluluğudur. Molekül ise aynı veya farklı cins atomların belli oranda bir araya gelmesiyle oluşan atom grubudur. Bileşik ise iki ya da daha fazla farklı element atomları belli oranlarda bir araya gelmesiyle oluşan saf maddedir. Bu tanımlar çok önemli arkadaşlar. Şu paragraf çok önemli. Bu paragrafta anlamadığınız var mı? Molekül nedir, bileşik nedir, atom nedir, hangisi büyük, hangisi küçük? Var mı? Yok hocam. Yok, geçiyorum o zaman. Bir de buradan 50. sayfaya kadar özet istemiştim. Bu özetlerimiz zannederim hazırdır. Ne yapıyorsun? Okuyorsun. Aklında kalan ne varsa onları minik bir özet olarak yazıyorsun. Bu ödevlerimiz zannederim hazır. Bugün zamanımız olmazsa bakamayabilirim. Gelecek ders bakacağım bunlara. Oldu mu? Zorlanırsanız ödevlerde hemen beni arıyorsunuz. Yani bu kitaptan ya da okul kitabınızdan, yani okul kitabınız bunun bir tık hafif, daha hafifi okuldan verilen kitap. O kitabı da kullanabilirsiniz. Bunu da kullanabilirsiniz. Aynı konular sonuçta. Bir de ne yapıyorsunuz? Palme'den bitirdiğiniz yerin sorularını yapıyorsunuz. Yapamadığınız, takıldığınız bir şey olursa hemen beni arıyorsunuz. Oldu mu? Doğada bulunan element çeşitlerinin yaklaşık %25'i, yani elementler neydi? Periyodik tabloyu oluşturan elementler değil mi? Onları az çok tanıdık kimyada. Yaklaşık %20-25'i, %25'i ne demek? Dörtte biri falan değil mi? Falan değil, yani %25 demek, dörtte bir demek. %20 ne demek? Beşte biri anlamına geliyor. Bir organizmanın sağlıklı olarak gelişip üreyebilmesi için gerekli olan zorunlu elementlerdir. Bunlar nedir? Doğada bulunan element çeşitlerinin yaklaşık %25'i bir organizmanın sağlıklı olarak gelişip büyüyebilmesi için gerekli olan zorunlu elementlerdir. Bunlar olmadan büyüme olmaz. Devam ediyoruz. Organizmalar arasında zorunlu element gereksinimi açısından benzerlik olmakla birlikte bazı farklılıklar söz konusu. Mesela örneğin insanlar yaklaşık 25 elemente,
Bitkiler ise 17 elemente gereksinim duyar. Allah Allah, şu elementleri bir daha tanıyalım. Bu elementler şu tablo değil miydi? Değil mi? Bunlar da değil mi? Bütün yediğimiz, içtiğimiz, kokladığımız, bizi var eden, efendim varlığımızın temel yapısı bunlar. Hasta eden şeyler de bunlar. Bu adamların insanlar ne yapıyormuş? 25 elementi kullanıyor. Bitkiler ise 17 elemente gereksinim duyuyor. Burada şekil 1, 2'de bunu görelim bakın. Burada ne yapıyor bakın? Şuradan tepeden itibaren bakalım. Canlı organizmaların çoğunluğunu oluşturan 4 element. Oksijen canlı organizmanın ne kadarını oluşturuyor? %65'ini. Karbon %18 küsür. Hidrojen %9 küsür. Azot %3. Peki hücrelerin küçük bir parçasını oluşturan element. Bu yüzdeleri falan arkadaşlar ezberlemenize falan gerek yok. Sadece genel kültür olarak söylüyorum. Ama şunu bilmeniz lazım. Canlı organizmanın çoğunluğunu oluşturan 4 element. Oksijen, karbon, hidrojen, azot. Bunu bileceksiniz. Hücrelerin küçük bir parçasını oluşturan elementler nedir? Bakın şu 4 madde %96'sı. Yani bu rakamları ezberlemenize gerek yok. Sadece isimlerini bir tanımanız yeterli. Ama oksijenin en büyük olduğunu, karbonun ondan sonra olduğunu bilmemiz lazım. Hücrelerin %3,7'si. Ne var? Kalsiyum, fosfor, potasyum, kükürt, sodyum, klor, magnezyum. Evet. Sodyum mesela neyin içinde var Alperen? Tuz mu oluyor? Tuzun içinde var mesela, değil mi? Peki çok az miktarda bulunan 4 iz element, yani iz derken çok az olduğunu söylemek istiyor. %0,1, %1 bile değil. Yani %1'in bir de onda biri ediyor, değil mi bu? Bor, krom, kobalt, bakır, flor, demir, mangan, iyot, molibden, selenyum, silisyum, kalay, vanadyum, çinko. Yani yetişkin insan vücudunda bulunan elementlerin yaklaşık oranları bunlar. Gördünüz mü? İnsan vücudunda, hepimizin vücudunda bunlar var. Şurada devam edelim arkadaşlar buna. Burada ne dedik? Bu 25 elementin 4 tanesi karbon, hidrojen, oksijen, azot. Canlılarda en fazla bulunan elementlerdir. 7 tanesi tabloda gösterdik. Kalsiyum, fosfor, kükürt, magnezyum, klor, potasyum, sodyum. Canlılarda daha az bulunur. En fazla bulunanları söyledik ya. En fazla bulunanlar kimlerdi? Karbon, hidrojen, oksijen, azot. Peki diğerleri? 14 tanesi bor, çinko, nikel, krom, kobalt, bakır, flor, iyot, demir, mangan, molibden, selenyum, silisyum, kalay. Yani vücudumuzda düşünün kalay bile var. Çok az miktarda veya eser miktarda bunlara iz elementler diyoruz. İz elementler hayati önem taşıyan fonksiyonların gerçekleşmesinde görevlidir. Yani tutup da bunlar bu miktarlarda vücudumuzda bulunması gerekiyor. Eğer bulunmazsa o zaman vücudumuzda ne yapıyor? Hastalık oluyor. Farklı türdeki canlıların vücudundaki element çeşitleri ve miktarları farklılık gösterebilir. Canlılardaki temel bileşikler inorganik ve organiktir. Organik ve inorganik ne demek? Bilen var mı? Hemen Google'dan bir kopya çekin, ben görmüyorum. Şey olur mu? Doğal olan ve doğal olmayan mı? Yani organik, bileşik olan olmayan mı? Yani safla şey mi? Yani organik karbon bileşiği olanlar. İnorganik de diğerleri olarak basitçe söyleyebiliriz. Ama daha çok tanıyacağız. Daha detaylı olarak tanıyacağız. Yani organik kimyanın kökünde ne var? Karbon. Oo, karbon nereden tanıyorsunuz? Karbon. Nereden tanıyorsunuz karbonu? Karbon. Yani yanık ekmek, yanık orada karbon var değil mi? Kalemimizin ucu. Bakın şu kalemimizin ucu nedir? Karbon. Değil mi? Şu kalemimizin ucu nedir? Karbon. Görüyor musunuz?
Bu ucu karbon. Yanır ekmek ya da ekmek yandığı zaman, yemek yandığı zaman karbon. Şekerde bol miktarda karbon var. Yani karbon kimyada çok önemli bir patron. Diğerleri de onun dışındakiler olarak şimdilik söyleyelim, daha detayına gireceğiz. İnorganik olanlar nelerdir? İnorganik olanlar nelerdir? Su, mineraller, tuzlar, asitler, bazlar. Organik olanlar, yani içinde karbon bulunanlar nelerdir? Karbonhidratlar, lipidler, proteinler, enzimler, hormonlar, ATP. ATP'nin açılımı neydi arkadaşlar? Adenin tri fosfat. Fosfat. Adenin trifosfat, onun baş harfleri. Nükleik asitler. Nükleik asitleri de az çok tanıyorsunuz artık değil mi? Ama daha ileride göreceğiz bunları. Bir de vitaminler. Bunlar içinde karbon bulunanlar olmuş oluyor, organik olanlar. Evet, şimdi bunların detayına gireceğiz arkadaşlar. Canlıların yapısında bulunan inorganik. Organik ve inorganik diye ayırdık ya. Bakın, ne diye ayırmıştık? Canlılardaki temel bileşikler. Şimdi bizim binamızı taşıyan nedir arkadaşlar? Oturduğunuz binayı taşıyan nedir? Pencere mi, cam mı, kapı mı? Yoksa efendim güzel boyattığımız duvarlarımız mı? Yoksa kolonlar mı? Kolonlar hocam. Kolonlar. Abim işte ders. Kolonlar değil mi? Binamızı taşıyan kolonlar. Yani sen duvarları altın kaplatsan tuğlaların mesela binanın taşınmasında hiçbir görevi yok değil mi? Tuğlaların, ondan sonra atlas perdelerin, böyle süper koltukların binanın sağlamlığında hiçbir faydası var mı? Ya da altın kaplama kapılar diyelim ki, kurşun geçirmez camlar yaptırsam falan mesela böyle çok pahalı. Zırh yaptırsam binaya falan, yani kurşun geçirmez. Bunların binanın sağlamlığıyla hiçbir ilgisi yok. Tuğlaların hiçbir ilgisi yok. Pencerenin, kapının hiçbir ilgisi yok. Binanın sağlamlığı nedir? Kolonlar. Değil mi? Yani burada da neymiş arkadaşlar? Canlılardaki temel bileşikler neymiş? İnorganik bileşikler ve organik bileşikler. Şimdi bunları tanıyalım. Bunları tanıyalım. Canlıların yapısında bulunan inorganik bileşikler. Canlılar tarafından üretilemeyen, doğadan hazır olarak alınan, yapısında genellikle karbon ve hidrojen elementleriyle birlikte bulundurmayan bileşiklere inorganik bileşikler denir. Ne yapıyor? Genellikle karbon ve hidrojen elementlerini birlikte bulundurmuyor. Bunlara biz ne diyoruz arkadaşlar? İnorganik bileşikler diyoruz. Anlaşıldı değil mi? Daha detayına gireceğiz tabii ki. İnorganik bileşikler su, mineraller, asitler, bazlar ve tuzlardır. Küçük yapılı olduklarından sindirilmeden kana geçer ve hücre içine alınıyor. İnorganik bileşikler enerji vermez, yapıcı, onarıcı ve düzenleyici olarak görev yapar. Yapıcı, onarıcı ve düzenleyici. Yapıcı ne demek? Hücre yapıyor, hücre onarıyor ve düzenliyor. Ne diyor? Sen mideye git, sen akciğere git, sen beyine git, sen tırnaklara git. Ne yapıyor yani? Düzenleyici görev yapıyor. Peki, canlılar için önemi. Canlılar için önemi. Su molekülünde ne vardı? Kim vardı su molekülünde? Enis? Hidrojen, oksijen. Evet. Bir oksijen atomuna kovalent bağlarıyla bağlanan iki tane hidrojen değil mi? Bu kovalent vesaire onları göreceğiz. Yani bu kelimelere takılmayın. Şimdi burada İyonik kovalent. Görsel 1.35'ten de bakalım. Şu değil mi? Su molekülü bu değil mi? Tüm canlıların yapısını oluşturan madde sudur. Tüm canlıların yapısını oluşturan madde nedir? Sudur. Dünyanın ve insan vücudunun yaklaşık 1/4'ü sudan oluşuyor. Su hem dünya hem de canlılar için mutlaka gerekli bir bileşiktir. Yani su içmeyen insan ne yapar? Yavaş yavaş ölür. Biraz acı konuştum değil mi? Doğru söylüyorsun. Evet, biraz acı konuştum da dost acı söyler. Gerisi ne yapar? Sırıtır ve menfaati kadar dostluk yapar. Sonra menfaatini alır gider.
Yani doğruyu söylüyoruz. Yani etrafınızda ben su içmem deyip şey yapan, hava caka yapan insanlar görebilirsiniz. Onlara bunu söyleyin. Hasan Hoca dedi ki, erken ölürsün, su iç. İhtiyacın kadar su iç. Vücut ne yapıyor? Su iç diyor. Dudakların kuruyor, su iç diyor. İçeceksin yani suyu. Peki ya. Meyve suyu suyun yerini tutar mı? Yok. Ayran suyun yerini tutar mı Ayşe? Belki. Hayır. Tutar mı? Hayır. Peki karpuz kavun yesek kan suyun yerini tutar mı? Yok hocam. Tutmaz hocam. Tutmaz değil mi? Yani su temiz su bir de. Temiz su. Yani her su değil. Zaten suyun temiz olup olmadığı tadından anlaşılır. İhtiyacımız kadar ne yapıyoruz? Su içiyoruz. Canlıların yaşadığı ortama göre, içinde bulunduğu duruma göre sahip oldukları su miktarı farklılık gösterir. Yani ne demek istiyoruz? Canlıların yaşadığı ortama ve içinde bulunduğu duruma göre sahip oldukları su miktarı farklılık gösterebilir. Su, bitkilerinde su oranı %98'e ulaşırken kuru tohumlarda bu %15'in altına düşer. Fasulye, mercimek, mısır gibi tohumlar kuru ortamda çimlenmez. Çünkü bunların suya ihtiyacı var. Bunun nedeni su ortamının oranının çok az olması ve buna bağlı olarak metabolizma hızının oldukça yavaşlamasıdır. İnsanların da çeşitli doku ve organlarındaki su miktarları birbirinden farklı olduğu için metabolizma hızları farklılık ne yapıyor? Gösteriyor. Evet, geçiyorum. Kohezyon. Adezyon ve kohezyon vardı. Gördük değil mi bunu fizikte? Gördük. Kohezyon neydi? Su molekülleri falan vardı sanki. Evet. Su molekülleri birbirine bağlayan hidrojen bağıyla bağlanır. Su molekülleri arasında kurulan hidrojen bağının çekim kuvvetine kohezyon denir. Neymiş kohezyon? Anıl, senden bir daha dinleyelim. Kohezyon neymiş? Hocam, su moleküllerinin birbirine bağlanması, yani hidrojen bağıyla. Evet. Yani o fizik biraz ne yaptı? Bunu kabaca söyledi değil mi? Ama bak, kimya ne yaptı? İçine daldı. Ne yapıyormuş? Hidrojen bağıyla oluyormuş bu. Hidrojen bağı. Ha, bir de başka bağlar mı var? Onlara da geleceğiz. Buradaki neymiş? Su molekülleri arasında hidrojen bağı varmış. Yani ayakkabı bağı gibi bir bağ. Ama bu bağın nasıl bir bağ olduğunu anlayacağız. Su molekülleri arasında kurulan bu bağa ne diyoruz? Kohezyon diyoruz. Ne yapıyor şimdi bu arkadaşlar burada? Bakın, iki tane hidrojen. Görüyor musunuz bakın? Gördünüz mü? İki tane hidrojen, bir tane de oksijen bir araya gelerek ne yapmış bakın? Suyu oluşturmuş. Gördük mü? Gördük. Arkadaşlar, tekrar tekrar söylüyorum. Bildiğiniz, ya bu sayfayı biz biliyoruz, geçebiliriz diye teklif getirebilirsiniz her zaman. Yavaş gittiğimiz zaman da söyleyebilirsiniz. Hocam, biz buraları biliyoruz, hızlı gidebiliriz diyebilirsiniz. Anlamadığınız yeri zaten söyleyin. O konuda bir sıkıntı yok değil mi? Evet, kohezyon sayesinde ne oluyor? Kohezyon sayesinde köklerden alınan su molekülleri kopmayan bir sütun halinde yapraklara doğru çıkar. Allah Allah. Ya ben şu silgiyi bırakıyorum, yere doğru düşüyor. Efendim, bilyeyi bırakıyorum, yere doğru düşüyor. Suyu döküyorum, yere doğru düşüyor. Ama bu ağaçların köklerinden yapraklara su nasıl çıkıyor? Nasıl çıkıyor? Neyle çıkıyor? Kohezyon sayesinde çıkıyor. Örneğin sekoya gibi boyu 100 metreyi geçen ağaçlarda, yani bunlar hikaye gibi okunacak şeyler arkadaşlar. Yani sekoya bitkisini illa adını bilmenize gerek yok. Ama gazete okur gibi okuyorsun. Değil mi? Gazete okurken ne diyoruz? Vah vah, işte Kartal'da bina yıkılmış. Ha. Değil mi? Geçen sene bir bina yıkıldı. Ha. Ne yapalım o zaman? Neden yıkılmış? İmar affı. Af ne? Ver parayı, ondan sonra göz yumayım binanın yıkılmasına. Ha, o zaman biz de aynı hataya düşmeyelim. Değil mi? Yani bu haberler bize bunu anlatıyor değil mi?
Burada da ne diyoruz bakın? Örneğin sekoya gibi boyu 100 metreyi geçen ağaçlarda su topraktan alınıp 100 metre, 100 metre. Kaç katlı apartman demek bu 100 metre? Kaç metreydi Kaan? 2,5 metre olsa sizine yani 25 katlı apartman oluyor değil mi? O. 40 katlı apartman oluyor, 40 katlı. Her daireyi 2,5 metre kabul edersen 40 katlı apartman yüksekliğinde yani sekoya ağacı. Alınıp, topraktan alınıp ne yapıyor arkadaşlar bakın? Topraktan alınıp kohezyonun da etkisiyle metrelerce yüksekliğe taşınıyor. Bakın burada 1.36 şeklinde ne yapıyoruz? Bakın burada görüyoruz. Görüyor musun? Bak çok iri kıyım bir amca arkadaş burada ne yapıyor? Küçücük kalıyor. Görüyor musunuz bakın? Görüyor musunuz? Evet. Burada suyun hava ile temasta olan yüzeyini kırmak zordur. Suyun hava ile temasta olan yüzeyini kırmak zordur. Mesela bunu anlamak için ne yapalım? Mesela jileti alın. Ya da bir kağıdı alın. Alın şu kağıdı mesela. Suyun üstüne şöyle koyun. Jileti. Tıraş olduğumuz tıraş jiletini alın şöyle koyun. Suyun üstünde yüzer. O olur mu ya? Nasıl bir olay bu? Yani jilet durur mu suyun üstünde? Jilet halbuki demir değil mi? Demirin öz kütlesi 7. Suyun üstünde ne yapması lazım? Batması lazım. Ha, burada başka bir olay var o zaman. Ama jileti şöyle dik koyarsanız suya cumburlop dalıyor değil mi dibe? Çünkü öz kütlesi 7 küsür demirin. Jilet de neyden yapılmış? Demirden yapılmış. Değil mi? Ha, o zaman bu böcek nasıl suda yürüyor? Acaba volkanda suda yürüyebilir mi? Volkanda suda yürüyebilir mi volkan? Yok hocam maalesef. Yok hocam. Evet insan suda yürüyebilir mi? Soralım. Ayşe yürüyebilir mi insan suda? Keşke öyle. Hayır. Hayır diyorsun. Emin misin? Hı? Yani batmayız da yürüyemeyiz. Ya böcek yani. Yürüyor mu bak? Bak böcek yürüyor. Sen yürüyemiyor musun? Ama onun... Abi biz suysa üstünden girebiliriz ama çok da yürüyemeyiz. Şimdi fizikte bunu anlatacağız. Kesi çok değil mi? Büyük. Bir tane daha bir hayvan vardı. Suyun üzerine koşuyordu. Tabii. Ha şey. Doğru. Şimdi burada arkadaşlar insan da su üzerinde yürüyebilir. Ama onu Arşimet konusunu anlatacağım. Arşimet konusuna geldiğimiz zaman hatırlatma oldu mu? İnsan suda yürüyebilir mi? Hayır. Ayşe orada sen hatırlatırsın bana. İnsan suda yürüyebilir mi? Sorusunun cevabını orada vereceğiz. Hatta size şunu söyleyeyim. Suda yürüme olimpiyatları yapılıyor biliyor musun? Suda yürüme. Nasıl olduğunu Arşimet konusuna geldiğimizde anlatacağım size. Oldu mu? Şimdi anlamanız biraz zor. Peki bu böcek yürüyor ama anan yürüyemiyor. Kaan yürüyemiyor. Nasıl bir iş bu? Hmm. Ya böceğin yaptığını yapamıyorsunuz. Yani ayıp bir şey. Nasıl yürüyor bu? Yüzey gerilimiyle. Değil mi? Biraz önceki jilet örneğini verdik. Jilet örneğini verdik. Burada yüzeydeki su molekülleri altındaki diğer su moleküllerine hidrojen bağıyla bağlıymış. Ha, yüzey geriliminin sebebi neymiş? Hidrojen bağı. Allah Allah bu hidrojen bağı da nedir ya? Ama bir ayakkabı bağı gibi, bir halat gibi olduğu belli değil mi? Buradan bunu anlıyoruz. Bu bağlar sayesinde yüzey gerilimi olarak bilinen durum oluşur. Bunun sonucunda da böcekler suda yürüyebilir. Değil mi? Böcekler suda yürüyor mu? Yürüyor. Peki bizim tavanda yürüyebiliyor mu böcekler, sinekler? Yürüyor değil mi? Camda yürüyebiliyor mu? Onu da fizikte anlatacağız. Burada değil. Yani su üstünde yürüyen böcek neyle yürüyor? Yüzey gerilimiyle yürüyor. Yüzey gerilimi konusuna fizikte geleceğiz. Su, canlılardaki bileşiklerin çözünmesi ve taşınmasında görev alır. Ha, bakın, ne yapıyor su? Vücudumuzda çözünmeye sebep oluyor. Sen baklava börek ye ama su içme ölürsün. Bunun da en yakın örneği nedir? Steve Jobs. Steve Jobs nedir? Dünya tarihinin en zengin, yani şu elimizdeki telefonu bilgisayarı yapan adam. Ama su içmeyi unuttuğu için ne yaptı? 56 yaşında öldü. Çok acı konuşuyoruz değil mi?